Posta Gazetesi'nin izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkent Ankara, Çankaya'dayız ama neredeyiz? Yukarı Bahçeli Evler Mahallesi'nde sektörün en iyisi, güzel, butik, şirin bir yerdeyiz. Gonca Alya'dayız. Evet, yanımızda firmamızın kurucusu hanımefendi Gonca Yılmaz bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba Gonca. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler, iyisiniz. Teşekkürler, sizler. Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi firmanızın şöyle kuruluş hikayesini almadan önce çok kısa bir şahsınızı tanıtalım. Evet. Ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1986 doğumluyum. Ankara Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. 10 yıl kadar bir proje firmasında çalıştım. Güzel. Daha sonrasında özel şirket olduğu için çocuğum olduktan sonra ağır geldi. Biraz kendi işim, biraz daha böyle mutlu olabileceğim bir işe yönelmek istedim. Güzel. Öyle başladım. Evet, hobi olarak aslında biraz böyle nasıl olacak falan evet, diye. Evet, bir düşünce vardı ama onu bir hayata geçirdiniz. Ne kadar evet. oldu bu süreç? 2 yıl oldu ama farklı bir yerdeydiniz. Daha küçük bir yerde. Dediğim gibi hani böyle nasıl olacak, olur mu falan diye başladık. Biraz hani mutlu olabileceğim bir şey olsun diye daha sonrasında büyüdük, insanlar bizi sevdi, evet. Güzel. Büyüdük. Talepler arttı, evet. İstekler artınca siz dediniz artık o küçük yerden çıkalım, daha ferah, hoş bir noktaya geçelim. Evet, evet. Burası neresi Ankara'nın lokasyonu? Yukarı Bahçeli Evler Mahallesi, 7. Cadde, 65 Sokak Güzel. Diye geçiyor. Peki, önümüz geniş, evet. alanımız evet, var. Evet, 100 metrekare bir yerimiz var. Çok güzel, altta bir depo alanımız evet, var. Evet. Peki şimdi siz anladığım kadarıyla kendiniz de giyinmeyi sevdiğiniz evet, için bu işin başlangıç bölümü öyle mi oluştu? Ya kendim dediğim gibi giyinmeyi seviyorum. Bir de hani insanlar talep ediyordu hani o nereden, bu nereden diye. Evet. Öyle bir istek de geldikten sonra hani öyle bir işe Neden yöneldim. Yani dediniz? Mutlu oluyordum çünkü hani insanlara o şekilde evet. motivasyon edebilmek de beni mutlu ediyordu. O Güzel. Şekilde. Yani hanımefendileri giydirmek sizi de mutlu ediyor. Beni de ediyor. Mutlu ediyor. Anladım. Evet, evet, aynen. Peki bu güzel butik işletmenizdeki ürün yelpazeniz nereden tedarik ediyorsunuz? Kendiniz mi gidip bizzat bakıyorsunuz? Kendim gidiyorum. Kendimi alacakmış gibi seçiyoruz ürünlerimizi. Kumaşı, dokusu özellikle bizim için çok önemli. Kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Evet, evet. Yani kendim seviyorsam, kendim beğendiysem o ürünü müşterilerime de sunuyorum. Kendi tabii şeyinize güveniyorsunuz. Aynen, bakış evet. açınızla evet, birlikte, zevkinize, kombinize. Evet, bunlar... Onu müşterilerimiz de sevdi. Peki konukları da dinliyor musunuz? Onlardan talepler geliyor tabii mu? Tabii ki müşterilerimizin hani şunu şöyle yapsak ya da bu böyle olsa gibi eleştirileri diyeyim. Hani evet, onları bir şekilde evet, Güzel. Dinliyoruz. Peki ağırlık İstanbul'dan geliyor anladığım kadarıyla ürünler. Bu işin satış anlamında bir güzel bir online sisteminiz var. Evet, Nasıl bir yolu evet. izliyorsunuz orada? Instagram satışımız var bizim aynı zamanda. Orada 45 bin bir takipçimiz var. Çok güzel. Etkileşimimiz ve kombin şeyimiz çok güzel. Hani kombinlerimiz çok sevildi dediğim evet, gibi. Evet. Müşterilerimiz biliyor. Hani orada da belli bir müşterimiz var. Aynı zamanda mağazamızda da artık belli bir müşteri kitlemiz oluştu. O şekilde hani yani iki taraflı da. Sipariş veriyorlar. Siz adrese teslim. Biz kapıda ödemeli kargoyla Türkiye'nin bütün illerine kapıda ödemeli kargoyla gönderiyoruz. Çok güzel. Anlaşmalı kargomuz var. Çok güzel. Anladığım fiyata. Kadarıyla evet o sosyal mecralarınızda kendi ürünlerinizi burada çekim ve katalog tarzı. Kendi üzerimde ben tanıtıyorum ürünlerimi. Hem snap atıyorum hem kendi üzerimde profesyonel çekim yapıyoruz güzel, biz. Güzel. O şekilde yürütüyoruz. Peki. Ağırlık mesela şu anda 2018'deyiz. Çok talep gören bir ürün var mı? Renk modeller nasıl gidiyor şu anda? Renk model şöyle. Sonbahardayız. Özellikle işte bu dönemde turuncu, işte toprak renkleri, vizon renkleri bu tarzlar evet. çok talep görüyor. Onun dışında benim dediğim gibi hani mesela işte birisi bir pantolonu gördüğü zaman onu değil ama onu kombin şeklinde seviyorlar. Yani ayakkabısından tutun işte üstündeki kazağına kadar o şekilde tercih ediliyor. Aynı zamanda ayakkabı satışımız da başladı evet, bizde. Evet, reyonunuzda çok güzel çalışmalar, çizgiler var. Evet, bunların tasarım, bir kısmın tasarımı da bize sizden ait. De çıkıyor. Evet, evet, değil mi? Bize anladığım ait. Kadarıyla. Evet, tasarımdır. Çalıştığınız özel firmayla evet. anladığım kadarıyla güzel istişarelerle Aynen. Diyorsunuz böyle şık olsun, her şey güzel olsun. Kombin yapalım şöyle. Evet. Buradan mutlu bir yüz ayrılsın diyorsunuz. Evet. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda bu büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Sizinle yeni bir çalışmanızda, yeni bir lokasyonda buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun.